Yazsa da kanka. Ya bu kadar saçma bir şey ben nasıl yazayım? Sen deli misin, misin ya? Ya ne deli olayım? Sizin de asansörde yalnız kalmak istiyorum demek. Niye saçma olsun ki? Saçma. Saçma, sapıkça ayrıca. Böyle bir şey ben yazamam. Ya asansörde sohbet edilecek kötü bir niyet yok ki. Ay. Ben diyorum niye başım ağrıyor? Burnumun direğinin dibinde bir tane ayak var ya. Çek şunu. Çek şunu. Resmen görünüyor senin ayak kokun ya. Litvinim ha. Şöyle yazalım. Seninle baş başa olmak, olmak en büyük hayalim. Burada ya da, burada ya da, daha ayrı mı diye burada. Dünyanın öbür ucunda olsa bile fark etmez. Vay kanka. Ben dün gece bu aşık mektubunu yazmaya çok denedim ama beceremedim. Süpersin kanımca. Sağ ol canım. Böyle bir insanın bu iri kıyım makbuleye kalması da çok üzücü bir şey ha. Ne diyorsun sen ya? Şaka şaka. Anladın sen onu. He? Akşam makbuleyi istemeye gidiyormuşsunuz kanka. Girdin çıktı bu ya. İfot anne sabah söyledi. Hazırlık yapıyorlar. Of amma ciddiye aldılar bunlar ya. Ben hazır değilim ki. Ben böyle bir ilişkiye, böyle bir evliliğe hazır değilim. Dün bir, bugün iki. Yarın olur üç. Yarın ne kadar kıymetli kızlar varmış bunların ya. Vallahi bekliyorlar. Benden söylemesi kanka. Yani resmen Emri Baki. Bunun adı Emri Baki. Emri Baki yapıyorlar bana. Ben bunu istemiyorum. Neyse. Akşama kadar ben bir plan yaparım. Bir şeyler düşüneyim. Düşüneyim. Resmini adı Emri Vaki sülalesi. Soyadlarını değiştirmek lazım. Emri Vaki Sütçüoğlu değil, Emri Vaki sülalesi diye değiştirmek lazım. Lazım. Ne dediğimi de şaşırdım ya. Ne yettiniz de benim gibi halktan biriyle yemek yemeyi kabul ettiniz kraliçem? Çok avam kamerası gördüm kendime canım. Ya. Kubilay abi ben de şey söyleyecektim. Bir iki ricam var da. Sizin ricanız benim için emirdir kraliçem. Şey şu röportajlarda taksi parası konusu vardı ya hani. Çözüldü Bil. Ya bir de Tanrı verdi kaç aydır kadro bekliyormuş. İnsan kaynaklarıyla konuşurum. Başka? Bir de Aslı öğle tatilinden sonra erken çıkıyor. Dıt dıt dıt. Bu akşam benimle çıkmayı kabul et. Hepsini olmuş belli. Ya. Demek seninle çıkarsam... çok ahlaksız bir teklif ama. peki. Çıkalım o zaman. Tamam. O zaman kraliçeye içiyorum. Yaşasın kraliçe. Yaşasın kraliçe. Hi. Olmaz ya.
Önce içki ikram ederiz, ondan sonra çay filan içeriz pastayla. Ya sadece içki içerse tutup Burhan Bey'i dövmeye kalkar yenge ya. Hiç içki olayına falan girmesek. Asıl Burhan gelmezse dövmeye kalkar. Dua et de iptal miptal etmesin. Etmez herhalde. Ayol ne demek herhalde? Siz aranızda konuşmuyor musunuz? Merhaba. Ha. Aslı'cığım sana bir mektuplar, dergiler falan geldi masanın üstünde. Hadi gel. Bak şurada şu böreğe bakalım, gel. Aslı, seni görmeden geçen günleri yaşanmamış sayıyorum. Seninle baş başa kalmak en büyük hayalim. Burada veya dünyanın öbür ucunda olması fark etmez. Bu ya. Bir isteğiniz veya arzu... Oh. İyi günler Aslı hanımefendi. Hah, söyle. Nasılsınız? Ne vardı Gaffur? Bir akşam bize gelsene. Otururuz. Size. Ben dans ederim, siz de bakardınız. Gaffur ne vardı? Ben şu anda biraz meşgulüm de. Ne oldu? Mektup mu? Evet, bir arkadaşımdan. Ne diyor? yani... Hay Allah. Ay sana ne Gaffur ağa? Anladım ben onu. Ne anladın? Özel bir mektup. Özel, evet. Özel bir mektup, oley! Niye bu kadar sevindiyse? Tanıverdi. Kadro işini. Olmuş bile ya. Oo süper. Sağ ol Kubilay abi ya. Çok kral bir insansın ha. Affedersin. O sen değil misin canım? Yaprakçığım. Hani Kubilay'a şey de söyleyecektin. Cem'in filmlerinin banyo konusu. Şey Kubilay'cığım, şey söyleyecektim. Hani Cem'in filmleri dışarıda yıkatabilir miyiz? Bir şartla. Akşam yemeğinden sonra bir içki içeceksin benimle. Ay içer tabii, işin ya yok değil mi Yaprakcığım? Tamam o zaman. Burhan. Efendim Kubilay Bey. Cem'in fotoğraf filmlerini dışarıda yıkatalım diyoruz Burhan. Ek masraf olabilir. Ben hiç sevmiyorum müsriflik. Ama Kubi, lütfen. Çok güzel olacak fotoğraflar. Şşş! Ne güzel müzik yapıyorsun Burhan abi ya. Of Allah'ım. Soluk soluk he mi? Evet, ne diyorduk? Allah Allah! Başbakanı bekliyoruz sanki. Nerede bu ya? Gelmez o, gelmez. Niye gelmesin ya? Hayır, ben istiyatımı söylüyorum. Dayı ben bir gidip bakayım şuna. Ya Sacit. Ay Sacit gitmesin. Şimdi bir tatsızlık olur şekerim. Aslı'cığım sen git bak. Buyurun bekliyoruz de. Ay konunun benimle ne alakası var ya? Hadi kızım hadi git. Of. Yani Gaffur sana mektup yazmaktan vallahi içim sisti. Gerçekten içim sisti yani. Hem de Kazulet'in tekine yazıyorum. Allah tarafından cilve eksikliği olan bir deveye yazıyorum yani. Kanka,
Kız benden etkileniyor. Benim için özel diyor, özel. Ayrıca terbiyeni takın ve yaz. Tamam. Tamam ya. Allah Allah. Hızlı hızlı bitiriyorum o zaman. Güzelliğin yazıyorum ve zakan beni çok etkiliyor. Güzel. Başka? Başka yaz. Müzikleri duyunca seni düşünüyorum ve içim bir hoş alıyor. Müzikleri. Tamam, hemen onu da yazıyorum. Her nerede ne müzik duyarsam duyayım. Hep sen geliyorsun aklıma bebişim. Tamam. Tamam. Sabahtan beridir senin bu mektuplarınla uğraşıyorum. Ben daha hazırlanamadım ki ya. Takım elbise giy kanka. Ne takım elbisesi ya? Kız istemeye gidiyorsun ya. Sen öyle san. Çok safsın. Oranların çok düşük. Anlamıyorsun. Bunun yeri tam olarak neresiydi ya? Çok safsın. Erken kapadık galiba. Mektup dışarıda kaldı. Ay çok fenayım ben. Of, hastaneye mi gitsem, ne yapsam acaba? Gelmiyorsunuz yani. Hastayım ya. Hasta görünüyorum. Hasta olduğum için hasta görünmem son derece mantıklı. Önemli olan sizin hasta görünmeniz değil Burhan Bey. Sacit'in buna inanması. Bir de babamın tabii. Çünkü el açması börek yapıldı ve yukarıda beklentiler yüksek. Aslı yavrum, sence de hızlı gelişmiyor mu olaylar? Ay ben karışmam vallahi. Hayır, bir makbuleyi nasıl istemeye gelirim? Benim hayatımla ilgili başka planlarım var. Çok hızlı gidiyoruz bence. Aslı yavrum, beni anlayacağını çok iyi biliyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Kafamda başka şeyler var. Ay ateşim 40'a çıktı. Acil bile hastaneye getirin bence. Niye Burhan? Biri seni sakatlayacak mı? Evet. Aslı, sen eve git. Yok yok, bence gitmeyin. Bence gitmesin. Ben kendisini çok seviyorum. Lütfen gitmesin bence Sacit Bey. Aslı git. Seyretsem ya. Tamam, peki o zaman. Burhan. Efendim. Neredesin? Ateşim 40'a çıktığı için bayağı yeniyorum. Sabahtan beri böyle inliyorum. Burhan. Sen bizim sabrımıza mı deniyorsun? Ama yani yarın öbür gün kendi kız arkadaşınızın ailesiyle tanışmaya gittiğinizde belki birilerinin yardımına ihtiyacınız olabilir. Ne demek bu kendi kız arkadaş? Oo, kimler gelmiş? Sacit Kral gelmiş. Tıstak tıstak. Merhaba Gafur. O zaman geçmiş olsun. Yarın akşam kesin bekliyoruz ama yalnız. Yani mutlaka Burhan. Eğer ortada ölüm kalım olmazsa, eğer olmazsa inanın gerçekten tam saatinde geleceğim. Tamam. Peki. Of. Sadece 24 saat kazandım. Kanka, ben mektuba parmak bassam, o parmaktan mektubu benim yazdığım belli olur mu? Ya ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Yedin bitirdin beni ya. Geç içeri. Geç. Zaten moralim bozuk. (Gülüyor)
sensiz bir sabaha uyandım. Güzelliğin, ondan sonrasında zekan beni çok etkiliyor. Ondan sonrasında mı? Nerede bir müzik çalarsa çalsın. En basit, en ucuz, en pabucu bir müzisyen nerede olsa aklıma sen geliyorsun bebişim. Ay! Ne? Pabucu... Bebişim mi? Ay yok ya. Yok, olmaz o. Benim olacağını çok iyi biliyorum. Benim hayatımla ilgili başka planlarım var, lütfen. Yok, olamaz. Yok, mümkün değil. Aslı! Niye hiç sessiz sessiz arkadan yaklaşıyorsun ya? Sence bu gece Burhan Bey gelecek mi? Burhan Bey, ne bileyim Makbule, benim sevgilim mi, senin sevgilin? Ben alakam yok ki adamla, ben tanımam etmem. O beni sevmez, ben onu sevmem. Bizim bir öyle bir yakınlığımız, bir şeyimiz yok ki, bir ilişkimiz. Sünya ya Aslı. Ya o İzzet var ya, hani o da başıma bela oldu. Arayıp duruyor. Geçen hafta Burhan'ı fikrimizdenmiş. İzzet kim ya? Hadi banyoda ev isteyen İzzet. Onun için bir an önce gelip istesin Burhan Bey. Ay kurda kuşa yem olacağım yani. Gözleriyle yiyorlar beni, gösterişli genç kızı ve... Senin bunu anlaman hiç kolay değil. Senin öyle sorun olmadı. Of ya! Yok ya. Mümkün değil. Bence silah var o çantanın içinde. Bence yüklü miktarda para var o çantanın içinde. Onun içerikli yayın da olabilir abi. Diyorsun. Tabii abi, manyak ya, bundan her şey beklenir. Niye ayırmıyor çantayı yanından? Acaba ben morglamadan sen çay yapmayı öğrenebilecek misin ya Tanrı girdi? Benim hayat takvimim buna yetebilecek mi ya? Çok merak ediyorum. Ne yapayım Burhan abi? Makine de yaptım. Bana cevap verme ya. Bana cevap verme. Sen bir defa kral oldun ama adam olamadın. Bunu hiçbir zaman unutma. Şu turuncu sıvıyı da bana karşı lütfen sana yalvarıyorum. Lütfen sana yalvarıyorum, bana karşı savunma. Senin elinden hiçbir şey bence içilmez aslında. Burhan abi, nasıl yapayım ben? Çayını mı az koyuyorum acaba ya? Vallahi bana sorarsan bence senin elinin uğru yok. Gerçekten. Tadı yok, tuzu yok, bence bereketi yok senin elinin. Öyle yani. Cem Bey, ne yapıyorsunuz ya orada? Burası benim de odam Burhan Bey. Ben istediğim zaman geçip otururum bu odaya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oturun. İstediğiniz kadar oturun. İstediğiniz kadar oturun. Hatta turşusunu kurun. Ben şimdi alışverişe gideceğim. Oradan eve uğrayacağım. Oradan da öğleden sonrasında da buraya tekrar gelirim ben. Kız isteme alışverişi mi? Öyle de denebilir. Abi ne var bu çantada ya? Kubilay. Efendim Olga? Nisan ayında bize ikramiye yatacak mı? İkramiye mi? Ya... Keşke yatsa. Şu ikramiye konusunu her düşündüğümde o kadar çok heyecanlanıyorum ki. Hadi ya. Bir de tabii şu yemek fişleri konusu vardı. Gece gündüz... Hep aklımda. Yemek fişleri? Tabii. Her gece dantel geceliğimi giyiyorum. Saten çarşafların arasına sızıyorum. Dönüyorum, dönüyorum ama bir türlü uyku tutmuyor. Şu yemek fişleri ne olacak diye. İlginç. Aman canım. Hallederiz ya. İstediğin yemek fişi olsun. Burası biraz sıcak mı oldu ne? Ben kendime bir limonata alacağım.
İsteyen var mı kızlar? Çabuk gel ama. Hemen. Hemen. Harikasın, çok iyi gidiyorsun. Ya bir de şu Mayıs ayında dergiyle birlikte promosyon verme konusunda ısrar etsene. Fotoş yeter ama artık ya, ayıp oluyor çocuğa. Bu kadar da kullanılmaz ki. Kubilay hepimizin arkadaşı, benim de eski sevgilim. Evet ama aynı zamanda da patron. Sen de patronun hala birlikte olmak istediği eski sevgilisisin. Ay yapraktım ya, yap bize bir kıyak. Ha? Hadi ben sizi baş başa bırakıyorum şekerim. Görüşürüz. Allah'ım ya, sabahın köründeki şu halime bak, bir şey oldum ben. Fatal mı oldum, ne oldum ben? Çok kötü hissediyorum kendimi. Allah'ım, ben patronun metresiyim. Arkadaşlar madem bu kadar istiyorsunuz kendiniz söyleyin. Ben Kubilay'dan bir şeyler istemekten bıktım artık. Yine çıkıyormuş gibi olduk. E ne güzel işte. Daha iyisini mi bulacaksın şekerim? Ha, çocuk senin için neler yapıyor? Neler yapıyor? Ay yaprak, sen de bu ofisin dekorasyonundan sıkılmadın mı? Rica ederim değiştirsin. Hem biz de tadilat sırasında tatil yapmış oluruz. Ya Fatoş lütfen, ama bu kadar da yeter artık. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Patronun metresi gibi hissediyorum. Ama bu durumun nimetlerinden yararlanmayı biliyorsun şekerim. Ne demek o? Torpille partinin kraliçesi olmayı biliyorsun ama. Tacı takıp ortalarda süzüm süzüm süzülmeyi de biliyorsun ama. Ne demek o? Ne torpili? Kubilay? Kubilay? Kraliçe seçimde üçkağıt mı yaptın? Anahtar şu kutunun içinde olacaktı. Dur bakayım. Abi evde mi ki o ya bu saatte? Oğlum öyle tatili bitmek üzere. Alışverişten gelmiştir. Eğer gelmediyse bir yere saklanıp bekleriz, tamam mı? O geldikten sonra zaten duşa muşa içeriye gider. İçeriye gittikten sonra da çantaya bakarız. Nasıl? Süper. Abi çok mu takıyoruz bu işi diye düşünüyorum yani. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Ben de. Tacı tahtı bıraktım, bununla uğraşıyorum yani. Yürü. Ne var bunda ya? Sen mutlu ol diye yaptım canım. Ülkenin kraliçesi olmadı ya. Sadece bir parti bu ya. Şimdi yani en çok oy alan ben değil miydim? Allah'ım, tacım bir yalan mıydı? Oo. Abi çantası yok. Yatak örtüsü leopar desenli, çok fena. Çantası yanındadır. Gizlenip bekleyeceğiz. E durumu çakarsa? Oğlum bahanemiz hazır, söylediğim gibi. Abi o ikna edici değil ya, başka bir... Bak bile de astarı yüzünden bayağı pahalıya mal oldu bana. Ya ne oluyor ya? Merhaba Burhan Bey. Haydi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Makbule'yi istemeye. E daha gündüz, akşama daha çok var. Burhan Bey, kayınpederim kızmış köpürmüş vaziyette. Sacit'i yukarıda zapt edemiyoruz. Sırf sizin iyiliğinizi düşündüğüm için evinize girdim sessiz sedasız. Anahtarla girdim. Bakın, canınızı seviyorsanız gelin bu akşam bu işi halledin Burhan Bey. Çelişkili ifadeler bunlar. Çaycı niye burada ya? O da burada. Çünkü ben sana gıcık olduğum için geleyim durumu burada göreyim istedim Burhan abi. Ben çok eğleniyorum ha. Ayrıca dedi ki Sacit, eğer gelmezsen dedi, seni dövecek olan ekibe Tanrı verdiği de katacakmış. Öyle dedi. Oo süpermiş bu ya, çok mantıklı. Çok değil mi? Mantıklı. Evet. Ya siz neyin peşindesiniz? Yani ben burada... Babaannem ölmüş. Evde fena ölmüş. Feci şekilde ölmüş. Nasıl ölmüş? Kötü ölmüş. Ben burada ölmüş. Ruh
Allah'ım ölmüş. Siz diyorsunuz ki kız iste. Ay baban neredesin? Bu gezegen hepimizin ve karetta karettalarsız bu gezegen aynı gezegen olmayacak. Yaprak. Efendim. Artık sadede gel ya. Evet, bu kadar insan toplanmışken önemli konulara dikkat çekmek istedim. Ama arkadaşlar bugün burada toplanıyor olmamızın asıl nedeni şu. Kraliçe olmak güzel ama iktidar olmak bir o kadar ağır. Oh. Ya. Yeah. Oylar sayılırken bir yanlışlık olmuş. Bahar Partisi'nin kraliçesi aslında ben değilim. Bu kafamda gördüğünüz taç da bana ait değil. Evet, artık söyle ya. Bahar Partisi'nin en çok oy alan ve aslında kraliçe olmaya hak kazanan kişisi hep bir başkasıydı. Ne diyorsun Serkan? Hangi konuda? Yok bir şey. Ne diyor öyle? Bahar Partisi'nin gerçek kraliçesi... Ela! Nasıl yani? Evet. En çok oyu... Ele almıştı. Hem de ezici mi çoğunlukla canım? Tebrikler canım. Mersi. Evet. Kraliçe çok yaşa. Kraliçe çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Yenge, tabakları çıkartayım mı? Aa, heyecanlanma daha kızım. Burhan akşama gelecek. Gelirse tabii. Vallahi İfo, benim sabrım tükenmeye başladı. Burhan'a geldi artık. Eğer bu gece iptal ederse ben işe el koyacağım. Ay ne yapacaksın şekeri? Görürsün bak. Bittim ben, inanamıyorum. Böyle bir mutlu bir günde nasıl böyle bir haber gelebilir? Nasıl bir kader bu? Ayol ne oldu Burhan? Babaannem öldü. Anlaşıldı. Ay başının sağ olsun. Gencecik kadındı. Dalyan gibi kadındı. Babaanne. Evet, bizim aile çok genç gösterir İfot. Ama kadere karşı gelemiyorsun. Ay vallahi yakalamışsınız Burhan Bey. Sormayın. Mahvoldum. Gerçekten mahvoldum. Öyle siyahlar giyindim ki yasta olduğum belli olsun diye. Abi tabii, biz anladık onu. Başın sağ olsun Burhan. Dostlar sağ olsun efendim. Ah babaannem, kız istediğimi giremedi, evlendim, giremedi. Benle de tanışamadı. Bu nasıl bir kısmetsizliktir Burhan Bey? Sarma. Göz mü var nedir? Tam işi resmiyete bağlayacakken ters bir şey oluyor. Babaannem hep şunu söylerdi rahmetli. İnsana Allah hayat şansı versin. Bunu söylerdi. Peki bu cenaze işlemleri ne kadar sürer Burhan? Ya bir tarih ver bize. Ne kadar yas tutacaksın? Ne zamana kadar? Efendim bizim ailenin geleneksel yas dönemi tam bir yıl sürüyor. Ne? Bir yıl mı? Evet tam bir yıl. Bir yıl içerisinde nişan, söz ve evlilik yasak. Yani bizim adetlerimiz de öyle. Öyle düşünülmüş, öyle uyguluyoruz. Devam ediyoruz. Ah anneannem. Bak ne diyeceğimi şaşırdım. Babaannem. Ah babaannem. Tam iş resmiyete bağlayacaktık. Olacak iş mi?
Ah babaannem, ah babaannem diye bir tasbih yapacağım. Ay Burhan'cığım, biz de kaç gündür seni bekliyoruz yani, bu kıza da yazık. Göbek atacak değiliz ya, oturup konuşacağız. Sen şu ailene haber vermeden bu akşam yine gelsen bize. Yok yok İfa, olmaz. Çocuğun babaannesi ölmüş. Yakışık almaz. Baksana çocuk yastaymış. O zaman Burhan, ben akşamüstü sana bir baş sağlığına geleyim ha. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ah babaannem, gencecik bir kadındı. Ay nasıl olmuş ayol? Sorma. Sorma. Gerçekten bana bu soruyu sorma. Zaten acı içerisindeyim. Detaylara fazla girme. Sorma İfot.